bana bir kitap verin, 300 sayfa olsun, 5-6 dakikada ben size özetini yapayım diye. O zamanlar kitap okumaya hevesliyim, biraz da hızlı okumaya da biraz hevesim var. Oradan İbrahim Bey'i keşfetmiştik. Nasip oldu bugün sizlerle yüz yüzeyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi okuyucu alanınıza bırakıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Hepinize hoş geldiniz. Böyle güzel bir şekilde karşılamalar olunca çok seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Aslında hikaye şöyle başladı ilk etapta. Herkes direkt sonuçlarını merak ediyor da sebepleri kısmı çok daha güçlüydü. Benim babam öğretmen, annem ev hanımı. Doğduğum günden beri kitapların içinde büyüdüm. Bizim evde 5.000'e yakın kitap var. Babam 2 günde bir düzenli kitap okur zaten. Vaktinin her gün ortalama 3 ila 4 saatini kitap okumaya ayırır. Küçük yaştan itibaren babamın ve annemin evde sürekli kitap okuması ve bizim evde televizyon izlenmemesi aslında televizyon izler gibi kitap okumayı mümkün kılabileceğini tariflemişti. Ondan sonrasında ilkokul bir öğretmenim beni çok etkilemişti. Ardahan'ın Göle ilçesindeydik babamın öğretmen olması hasebiyle. Bize bir kitap okuma yarışması yapmıştı. Ve ilkokul birdeyken 1 dakikada 63 kelime okumuştum. Okumayı yeni öğrendikten sonra. Sınıfta da Özlem diye bir arkadaşım vardı. O da 63 kelime okumuştu. Fakat benim okuduğum kelimelerden bir tanesini yanlış telaffuz etmişim. Ve 62 kelimeye düştü benim olay. Ve sınıfta ikinci oldum ve çok sinirlendim. Sonra babama döndüğümde şunu söyledim. Baba dedim, Özlem 63 kelime okudu. Ben 62 kelime okudum. Onların evinde bizden daha mı çok kitap var? Bir sorun var herhalde. O zaman babam şey demişti. Böyle şeyler olur. İyi ki bir hata yapmışsın. Çünkü insanlar hatalarından ders çıkarır. Bu da sana ders olsun. Belki bir gün en iyi okuyan kişi sen olursun gibi bir sonuç çıkmıştı. Sonrasında hikaye daha farklı bir hal aldı. Biraz büyümeye başlayınca. Babam her fırsatta şunu zikrediyordu. Bizim çocuk okumuyor. Halbuki haftada bir kitap bitiriyordum. Ama kendisi 2 günde bir kitap bitirdiği için bizim çocuk okumuyor, bizim çocuk okumuyor demeye başladı. Ben nasıl okuyabileceğimi bilmiyorum. Haftada bir kitabın da az olduğunu düşünüyordum. Sonrasında böyle 2-3 günde bir kitaba doğru dönmeye başlayınca, biraz da nüktedandır, okusa da anlamıyor diye bir kelime çıktı. Yahu dedim, anladığımı nasıl ifade edeceğim? Bunu dediğimde işte 12-13 yaşındaydım. Anlamak önemli bir şey. Okuduğumu anlayabilmem için ne gerekiyor? Sonrasında bir kitapta öğrendim. Anlatabiliyorsan anlamışsındır gibi bir cümleyle karşılaştım. Ve kitap okunduktan sonra mutlaka anlatılması gerektiğinin doğru olduğunu kavramış oldum. Ve devamında başka bir şey oldu. Anlatmaya başladım. 6 ay sonra babam 6 ay önce okuduğum bir kitabı bana sorduğunda ona anlatamadım. Babam o zaman dedi ki, anlasan da hatırlamıyorsun. Sonra da hatırlamanın ne kadar önemli olduğunu ve hafızamızı ne şekilde kullanmamız gerektiğini fark etmiş oldum. Bu güzel yönlendirmeler sonucunda, o dönem kızıyordum ama çok güzel yönlendirmiş. Sonrasında daha farklı bir hale dönüştü hikaye. Bunlar benim çok meraklı olmamı sağladı ve her şeyi merak etmeye başladım. Kafamdaki olan birçok sorunun cevabını hep kitaplarda buldum. Ve başka güzellikler olmaya başladı. Çünkü hiç kimsenin düşünemediği şeyleri rahatlıkla düşünebilme gibi bir avantaja dönüştü. Fakat olayın kırıldığı nokta bir yazarla tanışmam oldu. İlk defa bizim evden daha çok kitabın olduğu bir ev gördüm. Evinde tam 60 bin kitap vardı. 60 bin kitap. Bizim evde 5 bindi zaten. İlk defa bizim evden daha çok kitabı olan bir ev gördüm. İçeriye girdiğimde bütün kitapların okunup okunmadığını çok merak etmiştim. Evin sahibine onu sormuştum. Yazar beyefendi de şunu söylemişti.
İbrahim, 1000 kitaptan sonra kitaplar tekrar ediyor. Önemli olan nokta ilk 1000 kitabı okumak. Bunu çok iyi anlayacaksın zamanı gelince demişti. Ben çok etkilenmiştim. Ondan sonra odasına gitmişti. Odasına giderken 4 tane kitap vardı. Her birisi 500 sayfa olan. Dedim ne olacak o kitaplar? Birazdan bitecek dedi. Birazdan nasıl biter dedim. O da dedi ki okumanın türlü türlü halleri vardır. Bunları anlayacaksın zamanla dedi. Dedim nedir o haller? Birçok insan kelime kelime okumayı bilir. Bazı kişiler cümle cümle okur. Bazıları paragraf paragraf okur. Bazıları da sayfa sayfa okur. Sen beynine ne kadar inanıyorsun? Sorusu gelince dedim ki ben beynime sanırım yeterince inanmıyorum. Beynime inanmadığımı anlamıştım o gün. Çünkü o inanıyordu ve yapıyordu. Ben inanmıyordum ve yapamıyordum. Sonuç ortada. O gün merak ettim, bir okuma ölçümü yaptım. Bence herkes evine gittiğinde bir okuma ölçümü yapsın. Çok kritik bir noktadır. Bir dakikada tam 252 kelime okumuştum. Ve kelime kelime okuyordum aynen söylendiği gibi. Soru şuydu, kelime kelime okuduktan sonra cümle cümle okumaya nasıl dönüşebilir bu hikaye? Ve kelime kelimeyi cümle cümleye dönüştürebilmem için bütünü görmem gerektiğini fark ettim. Çünkü çok fazla detaylara boğuluyormuşum. Sonra yine bir kitap okurken başka bir şey öğrendim. Biz okuduğumuzu düşünüyoruz ve düşündüğümüzü de anladık zannediyoruz. Mutlaka içinizde vardır. O bir kitap okuma hatasıymış. Anlamadığımızı düşündüğümüz için tekrar okuyoruz ya. İşte siz okuduğunuzu o an anlamıyorsunuz zaten. Düşünüyorsunuz. Okumakla düşünmek farklı kavramlar. Anlayabilmemiz için anlatılmak istenen düşünceye odaklanmamız gerektiğini fark edince bu 250 kelime 1000 kelimeye dönüştü. Çünkü televizyonu seyrederken biz kelime kelime seyretmiyoruz. Anlatılmak istenen mesaja odaklanıyoruz ve hiçbir şey düşünmüyoruz. Sadece televizyon izliyoruz. Yani televizyon izler gibi kitap okumak neden mümkün olmasın? Mümkün. İnanmak gerekiyor sadece. Televizyon izlediğimiz anda hemen anlıyoruz. Beni dinliyorsunuz, beni de hemen anlıyorsunuz. Ama okurken anlamıyoruz. Bu çok saçma, mantıksız. O yüzden anlatılmak istenen düşünceye nasıl odaklanmamız gerektiğini keşfetmemiz gerektiği ortaya çıktı. Cümle cümle okumaya başlayınca şunu fark ettim. Aslında insan beyni için cümle cümle okumak da çok sınırlayıcı bir durum. Çünkü bir dakikada 1000 kelime okumayı öğrendiğinizde 200 sayfalık bir kitap 45 dakikada bitiyor. 45 dakikada bir kitap bitirmek çok keyifli. Peki neden 15 dakikada bitmesin bu kitap? Neyi değiştirmek lazım? O zaman da paragraf paragraf okuma heyecanı buldu. Okudukça beynin sınırlarının çok geliştiğini fark ettim. Çok özgürleşmeye başladığımı fark ettim. Ve bu özgürlük de peşinde çok hoş bir değer üretti. Kendimi çok rahat hissetmeye başladım. Bunlar hep kitap okumanın faydaları. Karma karışık problemleri çok basit çözmeye başladım. Başka insanların 30 saatte bitiremediği mevzuları biz 2-3 saatte bitirebilmeye başladık. Okudukça da insan daha mutlu oluyor. Bambaşka dünyaları keşfediyor ve bambaşka dünyaları fark ediyor. Sonrasında bir gün çok ilginç bir olay oldu. Bir arkadaşımla birlikte bir hasta ziyaretine gidiyordum bir hastaneye. Hastanede giderken olay aynen şöyle, buradan gösterelim. Yanımda arkadaşım var. Burada bir bayan mektup yazıyor. Çok mutluyum, çok sakinim. Mutlu mutlu arkadaşımla sohbet ederken gözüm mektuba ilişti. Mektuba iliştikten sonra birden sinirlendim. Nasıl dedim ya, kızı aldatmışlar, mahvetmişler dedim. Kız mektup yazıyor, erkek arkadaşımdan ayrılmış. Tek bakışta mektubu okudum. Şaşırdım kendime. Kendime dair bazı antrenmanlarım vardı.
Yanımdaki arkadaşım da birden sinirlendiğimi görünce, İbrahim ne oldu dedi. Ya dedim, kızı aldatmışlar, mahvetmişler dedim. Öyle olmuş, böyle olmuş, şöyle olmuş falan. Ondan sonra İbrahim, sakın tek bakışta okudum deme dedi. Dedim evet, okudum. Mektup gözümün önüne geldi hatta. Tek bakışta hafızayı alabilmek mümkün mü dedi. Ben de dedim ki dünyada örnekleri var, mümkün. O gün sanırım tek bakışta bir sayfanın okunabilir olduğuna inanmaya başladığımın birinci günüydü. Fakat o olaydan bir hafta sonra başka bir olay yaşadım. Bir dostumun yanına gitmiştim. Çok güzel bir kitaplığı vardır. Eve gittiğimde akşam saat 9'du. 9'da onu gördükten sonra İbrahim, mutfakta biraz işlerim var, çay hazırlayacağım sana, sen oturma odasında beni bekle dedi. Tolstoy'u duymuşsunuzdur muhtemelen. O zamana kadar hayatımda hiç Tolstoy'u okumamıştım. Yani Rus edebiyatına dair herhangi bir bilgim yoktu. Tolstoy'un Diriliş kitabı var. Şöyle 600 sayfadır orijinal basımı. Oturdum. Sadece televizyon seyreder gibi kitabı seyrettim. Baktım geçtim, baktım geçtim. Hiçbir maksadım yoktu. Sadece kendi çapımda bir antrenman yapıyordum. Kitabı tam rafa koyarken arkadaşım geldi. Dedi ki, güzel kitap değil mi dedi. Dedim adam ne çekmiş dedim. Haksız yere hapse atmışlar. Hapiste bunu yapmışlar, bunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Ben başladım. 10 dakika boyunca sayfalarını çevirdiğim o kitabı 5 dakika boyunca anlattım. Dedi ki İbrahim, sonunu yanlış hatırlıyorsun. Öyle olmuyor olay dedi. Yok dedim, böyle oluyor. İnatlaştık. Kitabın sonunu açtık, benim anlattığım gibi çıktı. O 3 kere okumuş kitabı daha önceden, o 3 kere yanlış anlamış sonunu. Sen dedi 5 dakikada bunu nasıl başardın? Dedim 5 dakikada değil, 10 dakikada. İbrahim 10 dakikada 600 sayfa okudun, bunu nasıl başardın? Denilince o zaman yazar aklıma geldi. Dedim sanırım sayfa sayfa okuyorum. Tabii bunu diyene kadar kendi okuma faaliyetlerimi geliştirmekle ilgili her gün 3 ila 4 saat çalışıyordum. Okumak nasıl daha iyi bir hale gelebilir? Sonrasında tabii birçok kişi 5 dakikada bir kitap mı biter sorgulamaya başlayınca, o zaman sunucumuzun bahsettiği Yeteneksizsiniz programına katılmak gibi bir durum söz konusu oldu. Google'da İbrahim Yıldız Yeteneksizsiniz yazarsanız Vimeo'da videolarımı görürsünüz. 2 tane videom var. İbrahim Yıldız Yeteneksizsiniz. Orada Agatha Christie'nin Zehri Kim Verdi adında bir kitabını sundular bize. Jüri seçti. 5 dakikada o 300 sayfayı okuyup özetlediğimizde 3 evet aldık ve bir üst tura çıktık. İkinci turda da Türklerde İlkler adında ansiklopedik bir kitap verdiler. Ve vermiş oldukları bu ansiklopedik kitapta işte ilk araba vapurunun adı nedir? İlk Türk dağcısının adı nedir? İlk futbol maçı nerede? Hangi şehirde oynanmıştır? İşte ilk denizaltı gemisini Türkiye nereden almıştır? Şeklindeki böyle direkt okuyup bilgiyi görmeniz, hafızanızı almanız, hatırlamanız ve doğru karar vermeniz gereken bir süreç. Hem eserle hem Alp Kırşan'la 5 dakika boyunca sohbet ettik. Sınava hazırlandık. Mizansenimiz şuydu. Bir öğrenci hayal edin. Okula geldiğinde sınavın olduğunu hatırlıyor. Arkadaşlarıyla sohbet ederek kitaba çalışıyor. Ve kitaba çalıştıktan sonra sınavda geçer not alacağına inanıyor. İddia buydu. Gerçekten onu gerçekleştirdik. 10 soru sordular. 6'sına doğru cevap vermek nasip oldu. Sınavı geçtik. Fakat bir üst tura çıkamadık. Çünkü önümüzde Michael Jackson'lar vardı. Başka şov gösterileri vardı. Ondan sonra konuya insanlar ilgi duymaya başladı. Ve bu ilgiye bağlı olarak da biz sadece kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmek için neler yapabiliriz? Buna dair ne tür eğitimler verebiliriz? Halkı nasıl bilinçlendirebiliriz? Şeklinde çalışmalara dönüştü. Bugünkü sunumumuzun ana başlığı aslında beyni resetleme ile ilgili. Beyin nasıl resetlenir? Beyin resetlemenin sırları ile ilgili. Temelde aslında 3 tane başlığımız var. Resetlemek derken kastettiğimiz şey şuydu. İnsanın kendi fabrika ayarlarına dönebilmesi. İnsan kendi fabrika ayarlarına döndüğünde
kendisi olabiliyor. Yani 0-3 yaşındaki bir çocuğu hayal edin veya 3-6 yaş arasındaki bir çocuğu hayal edin. Algıları çok gelişmiş oluyor. Çok şaşırıyorlar, hemen fark ediyorlar bu durumları. Çok çabuk öğreniyorlar, çok korkusuzlar. Bu durumu değiştirebilmek için aslında beyni resetlemenin birinci sırrı kitap okumak. Kitap okuma alışkanlığını ailelerimiz çocuklarına kazandırabilmesi için ilk etapta ailelerin okuyabiliyor olması gerekiyor. Çünkü kendimden örnek alacak olduğumda ben babamı kitap okuyarak gördüm ve her ailede kitap okunduğunu zannediyordum. Her evde 5000 kitap var sanıyordum. Standart bir süreç olarak görüyordum bunu. Fakat birçoğumuzun evinde kitap yok. Aslında bu kitap fuarları o açıdan çok mühim. Yani kitapların alınması gerekiyor. O kitapların evin içine girmesi gerekiyor. Kitabı okurken bazen çok yanlış stratejilerle başlıyoruz. Her gün sadece. Soru şu. Stresinizi azaltmak ister misiniz? Bilimsel araştırma var. Günde 6 dakika kitap okuyan bir kişinin stresi %67 düşer. Kitap okursunuz, stresiniz olmaz. Sadece 6 dakika. 7 değil, 5 değil, 4 değil. Sadece 6 dakika kitap okuma alışkanlığını her gün sürdürmeye başladığınızda zaten 6. dakikada kesemiyorsunuz hikayeyi. Yönlendirmeyi sadece 6 dakika diye kendinize şartladığınızda her gün düzenli bir şekilde alışkanlığınız oturuyor. Sadece amaç ne? Stresinizi düşürmek. Nokta. Kitap okuyup da sinirli olan insan çok az görürsünüz. Çünkü okuyan bir kişi kendi duygularını keşfediyor. Kendi düşüncelerini fark ediyor. Olumsuzluklara takılmaması gerektiğini öğreniyor bir kitaptan. Birçoğumuz olumsuzluklara takıldığı için başarısız oluyoruz. Fakat kitap okuyunca öyle bir bilgi görüyorsunuz. Aa diyorsunuz, olumsuzluklara takılıp da başarılı olan sadece sanatçılarmış. Sanatçı dışında olumsuzluklara takılıp başarılı olan insan yokmuş. O zaman sanatçı olacaksanız olumsuzluklara takılabilirsiniz. Olmayacaksanız pozitif düşünmeniz gerekiyor. Negatif durumun farkına varmanız gerekiyor. Mesela şunu biliyor olsak kitap okumaz mıyız? Bir konuya 6 farklı açıdan yaklaşabiliyor olsaydınız, hiç kimsenin çözemediği problemleri çabucak çözüyor olsaydınız. Mesela öğrenci arkadaşlar görüyorum. Kitap okuyan öğrencilerin algıları daha gelişmiş oluyor. Algılarının gelişmiş olmasına bağlı olarak daha hızlı anlıyorlar. Ve okuma alışkanlığı olan öğrenciler sınavlarda, üniversite sınavı için konuşuyorum, 40 Türkçe sorusunu 25 dakikada çözüyor. Okuma alışkanlığı olmayanlar 40 Türkçe sorusunu 60 dakikada çözüyor. Fark ne? Az zamanda çok iş yapıyorlar. Aslında beyinlerinin daha güçlü olduğunu fark ediyorlar. Okumanın faydaları çok çok acayip. Mesela bir kitap okuyorsunuz, bir cümleyle karşılaşıyorsunuz. Korkularla ilgili korkunu nasıl yönetebileceğini öğretiyor kitap. Mesela kişiler düşünmeye başladığında korkuları artarmış, korkuların azalması için İnsanın harekete geçmesi gerekirmiş. Harekete geçtiğinizde cesaretiniz artarmış. Cesaretin olduğu yerde de korkular yönetilebilir olurmuş. Birçok öğrencimiz sınavlarda korkuyor. Birçok ailemizin kendi korkuları var. Neden? Çünkü cesaretleri yok. Nerede öğrendik? Kitapta öğrendik. Cesaret için ne gerekiyormuş? Harekete geçmek gerekiyormuş. Üşenme, erteleme, vazgeçme. Başlık. Kitabın başlığı. Üşeniyoruz, erteliyoruz, vazgeçiyoruz. Ne oluyor? Üşenmemek için harekete geçiyorsun. Sorunun çözülüyor. Bu yüzden okumanın dünyası çok başka. Mesela şunu düşünüyoruz biz. Çocuklarımızın akıllı olmasını ister miyiz? Veya kendimizin daha akıllı olmasını ister miyiz? Okuyan kişi akıllı olur. Okumuyorsak ne olur? Ve üzücü tablolar var ülkemiz için. Mesela TÜİK'in ihtiyaç verilerine baktığımızda ne ihtiyaçtır diye sormuşlar. Kitap okumak 253. sırada. Kitap okumayı ihtiyaç olarak bile görmüyoruz. Zaten istemiyoruz. O da başka bir mevzu. Okumayınca da kendi böyle bir bakımı hapishanemiz içinde hapsolmuş.
bir kişiye dönüşüyoruz. O yüzden lütfen sadece 6 dakikayla başlayın. Çok sihirli bir formüldür. Her gün 6 dakika. Daha fazla değil. Zaten bu her gün 6 dakikayı 28 gün boyunca sürdürdüğünüzde sonraki ay 6 dakika okuyamayacaksınız. 10 dakikaya dönüşecek. Sonra 20 dakikaya dönüşecek. Sonra 1 saate dönüşecek. Sonrasında diyeceksiniz ki okunacak çok bilgi var. Ne yapacağız? O zaman bizi takip edeceksiniz. Biz bunun eğitimlerini de veriyoruz. Gerek şehirlerde, gerek okullarda, gerek belediyelerde. Bu fırsatı oluşturuyorlar bize sağ olsunlar. Cesur insanlar onlar. Bu durumu gerçekleştirme cesaretine sahipler. Çünkü harekete geçiyor onlar. Ki harekete geçmiş bir şehir. Kitap fuarı var burada. O açıdan çok kıymetli burası. Okuma eylemi devam ettikçe siz aksiyoner bir insan oluyorsunuz. İcraat yapan bir insan oluyorsunuz. Birçok kişi şunu merak ediyor. Yaşım merak ediliyor. Hocam kaç yaşındasın? 34 yaşındayım. 10 yıldan beri eğitim veriyorum. Şimdiye kadar 5500 öğrencim oldu. Ve birçok şirket yöneticileriyle çalıştım. Şu soruluyor, bu yaşta nasıl mümkün oluyor? Fakat kitap okuyunca o yaşta olmuyorsunuz. Bir Goethe okuyorsunuz, Goethe'nin yaşında oluyorsunuz. Bir Dostoyevski okuyorsunuz, Dostoyevski yaşında oluyorsunuz. Bir Tolstoy okuyorsunuz, Tolstoy'un yaşında oluyorsunuz. Veya dönüyorum, işte bir Selim Gündüzalp okuyorsunuz, Selim Gündüzalp yaşında oluyorsunuz. Çok yaşlı oluyorsunuz aslında. Fakat çok tecrübeli oluyorsunuz. Çünkü o hataları yapmamış oluyorsunuz. Hatalardan ders çıkartmış oluyorsunuz. Kimlerin hatalarda olduğunu fark ediyorsunuz. Hatalı yapılan işleri çok çabuk anlayıp düzeltmeye yönelik ne tür projeler yapacağını düşünüyorsunuz. Mesela bizim bu çalışmalardan sonra ortağımla birlikteyiz burada Mehmet Bey'le. Reset Akademi adında bir firma kuruyoruz. Çok okuyunca böyle şeyler oluyor. Mehmet Bey de mesela böyle 2000'in üzerinde kitap okumuş bir beyefendi. Ben en son saydığımda 8000 kitaba gelmiştim. Ki 60.000 okuyan kişilerle de tanıştığım için daha 60.000'e yolumuz var diye düşünüyoruz. Mesela ülkenin temel sorunu olan sorunları çözmeye odaklanıyoruz o zaman. Ve hani Reset Akademi olarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sınav performans eğitimi çerçevesinde mesela bir eğitim geliştiriyoruz. Sorun çözmek istiyoruz. Çünkü ülkemizdeki öğrencilerin %87'si sınavlarda süreyi yetiştiremiyor. %91'i paragraf sorularının tek seferde anlayamıyor. Bu sorunun çözümü için çalışma yapıyoruz ve Türkiye'de tam 4 milyon öğrencinin sorununu çözebilmek amacıyla oturup icraat yapıyoruz. Konuşmuyoruz, iş yapıyoruz arka tarafta. Üretken oluyoruz. Birçok firmanın 35-40 saatte çözdüğü sorunu biz 2,5-3 saatte çözüyoruz. Ve kalıcı bir şekilde çözüyoruz. Kimsenin düşünemediği mevzuları rahatlıkla düşünebiliyoruz. Çünkü insanlara anlamasını biliyoruz. En büyük farkımız şu oluyor. Mesela okuduğunuzu anlamaya başladığınızda insanları da anlıyorsunuz. Hayatı da anlıyorsunuz. Anne babanızı da anlıyorsunuz. Çocuklarınızı anlıyorsunuz. Yöneticilerinizi anlıyorsunuz. Hayatın bütünüyle ilgili birçok şeyi anlıyorsunuz. Bazen çok konuşmak gerektiğini fark ediyorsunuz. Bazen hiç konuşmamak gerektiğini de fark ediyorsunuz. Neyi nasıl yöneteceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Zaten beynin yapısını tanıdıktan sonra üretken olamamamız gibi bir seçenek yok. Çünkü beynin bir saniyede, burası çok önemli, 20 milyon farklı iş yaptığını ispatladılar en son. Hepimizin beyni bunu yapıyor. Bir saniyede 20 milyon farklı iş. Bu ne demek? Mesela siz şu an buradasınız. Akşam bir yemek yapacağınızı da düşünüyorsunuz. Geçmişte neler anlattığımlarımıza bağlı olarak geçmişteki başka hikayeleri de düşünüyorsunuz. Koltuklarınızı otururken koltuğun sertliğini de düşünüyorsunuz. Benim sesimi de takip ediyorsunuz. Arka taraftan bana bakarken ceketime de bakıyorsunuz. Nefes almanızı kontrol ederken kalp atışı, milyonlarca iş yapıyor beynimiz. Farkında bile değiliz. Farkında değiliz. O yüzden okumaya başladığı andan itibaren beyin gerçekten çok farklı bir hale dönüşüyor. Birçok şeye sorun olarak
bakmıyorsunuz. Aa diyorsunuz evet bu sorun. Bu kişi öfkeli. Aa bu da sakin. Etkilenmiyorsunuz. Daha farklı bir nokta var. Eğer kişi kendi beynini gerçekten resetlemek istiyorsa, yani yeniden doğmuş bir hale dönüştürmek istiyorsa, bu sefer de yazmaya başlıyorsunuz. Kendinizle ilgili yazılar yazıyorsunuz. Mesela benim en son yazdığım yazı 90 yaşımda nerede olacağımla ilgili. 90 yaşımı yazmıştım en son. Tabii daha öncesinde de ilkokul 1'de beni en mutsuz eden olayı da yazmıştım. Veya farklı bir yazı yazmıştım. Kendi adıma demiştim ki kurmak istediğimiz okulun özelliklerini yazmıştım. Başka bir şey yazmıştım. Küçüklüğümden beri anne ve babamın arasında geçen diyalogları yazmıştım. Farklı bir şey daha yazmıştım. Abimle ilişkilerimi yazmıştım. Yazmaya başlayınca o soyut olan her şey kağıda dökülüyor. Bazen kendinizden korkuyorsunuz. Bir kere mesela kendimde nefret ettiğim özellikleri yazmıştım. Yazdığım özellikler çok bilmekti. Çok bildiğimi düşündüğümü yazmışım. Fakat başka kitaplara bakınca ne kadar bilgisiz olduğumu anladım. Ve bunu yazdıktan sonra eşimle olan bütün kavgalarım bitti. En büyük şikayetiydi. Her şeyi bilme. Cümle buydu. Her şeyi bilme İbrahim. Yeter. Yazdım. Sonra dedim ki evet gerçekten bilmiyormuşum. O yüzden yazmanın büyüsü çok önemli. Çok çok önemli. Mesela bir başlığımız vardı kitap yazarken. Daha henüz basılı bir kitabım yok ama çok yakında çıkacak. İki farklı kitap üzerine çalışıyoruz şu anda. Anlatıyorum, anlatıyorum, anlamıyor. Yazımızın başlığı buydu. Belki de anlatıldığı için anlamıyordur. Belki de anlatmamak gerekiyordur. Belki de göstermek gerekiyordur. Bir yazıyoruz, aa diyoruz, bak bu bundan dolayıymış, bu da bundan dolayıymış. Mesela bir başka yazımız ne üzerineydi? Birçok insan birbirini suçluyor değil mi? Ya kendimizi ya çevremizi. Bahaneler, şikayetler. Yazıyoruz, aa bir bakıyoruz. Aslında görerek öğrenen kişiler baskı altında başkasını suçluyormuş. Fakat daha duygusal olan kişiler baskı altında duygularını kaybedip mantıksallaşıyormuş ve bu onlara kötü hissettiriyormuş. Kafamızda olan düşünceler yazılı hale geldiğinde hayat değiştiren sonuçlara sebebiyet veriyor. O yüzden şu kitap fuarlarında her yazılan kitap yaklaşık birçok kişinin 15-20 yıllık, 30 yıllık tecrübesini çok makul bir fiyata satın alıyoruz. O tecrübeyi satın alıyoruz aslında. 10 lira, 20 lira, 30 lira. Fakat hayat değiştiriyor o 20 lira, 30 liralık o kitap. Mesela ben bir konuda şahsım adına başarısız olduğum bir dönemde, çok başarısızlıklar yaşamıştım çünkü. İşlerimi ertelediğim için başarısız olduğumu öğrendim bir kitaptan. Erteleyen insanların başarılı olduğunu da hiç görmedim zaten. Ertelememem gerektiğini öğrendim. Bir cümleydi kitaptan öğrendiğim şey ama hayatımı değiştirdi. Artık bir şeyi ertelememeyi öğrenmiş oldum. Bu yüzden yazın lütfen. Biz okur yazar bir toplum değiliz. Biraz okur bir toplumuz. Biraz okuyoruz. Çok okumuyoruz. En son bir ölçüm yaptılar. Günde 6 saat internette vaktimizi harcıyoruz. 3 saat televizyonda harcıyoruz. 1 dakika kitap okumada harcıyoruz. Biraz okuyoruz. Çok az okuyoruz. O yüzden bunu birazcık daha arttırmamız gerekiyor. Okumaya başladığımız andan itibaren yazmaya da başlıyorsunuz zaten. Bir diğer nokta şu, gerçekten beynimize resetlemek istiyorsak, yani yeniden beynin o yeniden doğmuş halini kastediyoruz, o insanın ana fabrika ayarlarını kastediyoruz. Lütfen oyun oynayın, oyun oynayın. Oyun oynamak beyine o kadar iyi geliyor ki size anlatamam. Oyun oynamaya başladığınız andan itibaren zaten İşinizi oyun oynar gibi yaparsanız başka bir hale dönüşüyorsunuz. Bir diğer tarafta oyun derken kastettiğimiz şu aslında. Bu bazen futbol, basketbol, voleybol gibi bedenen oynanan oyunlar olabildiği gibi bazen de
kafa olarak, mental anlamda oynamamız gereken oyunlar. Mesela sudoku. Çok ciddi, mantıklı olmanıza yardımcı olan bir oyun. Mesela düzensiz hayatınızı düzenli bir hale getirmek istiyorsanız dünyanın en eski 2000 yıllık bir oyuncağı var. Not alın isterseniz. Hanoi Kulesi. 2000 yıldan beri Hindistan'da insanlara düzenli olmayı öğretiyorlar. Bu oyuncakla oynayarak daha düzenli olabiliyorsunuz. Veya olayların bütününü görebilmek ve problem çözme kabiliyetinizi geliştirmek istiyorsanız Tangram adında bir oyuncak var. Onu oynayın. Strateji geliştirmek istiyorsanız satranç oynayın. Bunlar var olan dünyanın en eski oyunları. Oyun oynarken stres diye bir şey kalmıyor. Çünkü işinize odaklanıyorsunuz. Birçok kişi bu şikayeti birçok kişi duymuştur. İşte bizim çocukta dikkat dağınıklığı var. Dikkatimi bir türlü toplayamıyorum. Şunu söyleyeyim, unutmayın asla. Günde 20 dakika kitap okuyan kişinin dikkat dağınıklığı olmaz. Dikkat dağınıklığının sebebi kişinin okumamasından ileri geliyor. O bir sonuç. Sebebi o kişinin okumaması. Sadece 6 dakikadan başlayıp 20 dakikaya dönüşüp her gün kitap okuma alışkanlığınız olursa zaten dikkat sorununuz da olmaz. O yüzden bugün bahsettiğimiz bu mevzular olayların sebepleriyle ilgili. Birçok kişi sonuçları tartışıyor. Okumanın tanımı zaten nedir? Akletmek ve keşfetmektir. Bitti. Daha akıllı olmak ve daha kâşif ruhlu olmak istiyorsanız zaten okumamız gerekiyor. Farklı bir konu. Yazmaya başladığınızda düşünceleriniz olgunlaşmaya başlıyor. Çok olgun olduğunuzu hissediyorsunuz. Hayal bile edemediğiniz yazılar çıkıyor. Yazmaya başladığımızda biz bunu anladık. Oyun oynamak derken gerçekten işlerinizi oyun oynar gibi yapın. O zaman işin içinde duygularınız oluyor. Çocukların oynadığı oyunları gözlemleyin. Gerçekten duygularını yansıtıyorlar. Bu yüzden okumak, yazmak ve oyun oynamak gerçekten dünyanın en gelişmiş eğitim sistemlerinde var olan noktalar. Geçen de bir video seyrettik. Mehmet Bey gönderdi sağ olsun. Türkiye'den Harvard'a her yıl giden öğrenci sayısı 5 ila 6 kadar. Bu sene Kabataş Erkek Lisesi'nden bir öğrenci Harvard'a gitti. Babası da Harvard'dan mezun. Bir yönetmen soruyor. Harvard'da ne öğrendiniz? Herkes Harvard'ı okumak ister değil mi? Harvard dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Öğrettikleri 3 şey var. Okumak. Okumayı öğretiyorlar. Okuduğunu anlamayı öğretiyorlar. Bunun için size çok yazdırıyorlar. Gittiğiniz günden beri yazı yazdırıyorlar. Yazıyorlar, yazıyorlar, yazıyorlar. Yazdıkça sistem kendi içinde oturmaya devam ediyor. 3. Kendini ifade etmeyi öğretiyorlar. Okumak, yazmak, kendini ifade etmek. Bu 3 yeteneğe sahipseniz her şirkette de iş yaparsınız, her şehirde de iş yaparsınız, her ülkede de iş yaparsınız. Bu yüzden bu fiili hareketler üzerine lütfen herkes biraz kafa yoğursun. Çok basit, mükemmel bir yazı olması gerekmiyor. İlk yazılarımı görseydiniz çok gülerdiniz. O kadar komik yazılardı ki. O zaman ben kendimden korkmaya başlamıştım. Ben böyle birisiymişim falan diyordum. Sonrasında bir baktım, arka tarafta çok pozitif olan şeyler de varmış. Sonrasında zaten daha farklı bir hale dönüşmeye başladı olay. Sormak istediğiniz şeyler varsa soru cevap şeklinde de devam edebiliriz. Lütfen buyurun. Duyamadım. Şimdilik şöyle. Ben açık öğretimden okuyorum. Ama ne yaparsam yapayım bir türlü geçemiyorum. Sınavı geçemiyorum. Sınavı geçemiyorum hocam. Hangi sınav? Hangi sınav? Tamam.
Tamam. Şöyle, sınavlarda başarılı olabilmek için bizim sınav performans eğitimleri başlığımızda bir eğitimimiz var. Hatta bunun bir de eğitmen eğitimi programı da var. Arzu eden öğretmenler için. İlk iş sınavda başarılı olmak için okuduğumuzu anlamak. Okuduğumuzu anlayabilmemiz için de şöyle bir egzersiz yapabilirsiniz. Önce böyle bir paragraf okursunuz. Küçük küçük başlayabilirsiniz. Paragraf okuduktan sonra bunu anlatırsınız. İster bir yakınınıza anlatırsınız ki ben aynada kendime anlatmayı daha çok seviyorum. O da farklı bir yöntem. Aynada kendinize anlatırsınız. Anlattığınız şeyle paragrafa bakarsınız. Uyumluluk varsa anlamışsınızdır. Uyumluluk yoksa anlamamışsınızdır. Bu bir. İki, doğru karar verebilmeyi bilmek gerekiyor. Doğru karar vermeyi öğrenmek gerekiyor. Her sınavda sorular var. Bir de cevapları var. Cevaplarda hep şu olur. İki şık arasına kaldığımızda yanlış cevap verme olayı var. Gerçekten ilk akla gelen doğru cevap olmuş oluyor. Bir de bunun saniyesi var. O saniyeyi evinizde biraz çalışmanız gerekiyor. Bazı kişilerde 3, bazı kişilerde 4, bazı kişilerde 5 saniye oluyor. Sizin temel sorunuzun iki cevabı var. Okuduğunuzu anlamak ve karar vermek üzerine evinizde denemeler yapacaksınız. Ondan sonra girdiğiniz sınavda emin olun başarılı olursunuz. Ama birazcık istikrarlı bir şekilde, azimli bir şekilde ve pozitif düşünerek başarılı olmanız mümkün. Başka soru var mı? Sor bakalım. Burada. Seni bekleteceğiz. Buyurun lütfen. Kelime kelime okumadan cümle okumaya geçtiğinizi. Doğru. Oradan da paragraf okumaya ve sayfa okumaya başardığınızı söylediniz. Çok doğru söylediniz. Bu çok güzel bir şey. Ve hepimizin yapabileceği bir şey. Yani olanların hepsinin ulaşmak istediği bir hedeftir. Bu süreç uzun bir süreç mi? Üzerinde çok uğraşı gerektirecek bir süreç bunu mi? Bunu ben şahsım adına çok uzun sürede öğrendim. Fakat gençlerimizin daha kısa sürede öğrenebilmesi için biz ekip olarak bir çok özel bazı yazılımlar ve çok bazı güzel oyuncaklar keşfettik bu durumun gelişmesi için. Bir kişinin kelime kelime okumaktan cümle cümle okumaya geçmesinin süresi 3 saat. Bizden 3 saatlik bir eğitim alan herkes kelime kelimeden cümle cümleye dönüşür. Şu an o hale kadar sadeleşti. Öyle olması çok güzel. Kart vizitlerimizle iletişime geçerseniz detayları daha sonrasında verebiliriz. Bir soru vardı burada. Ben dersimi yapıyorum ama iyi yazıyorum. Ödevimi yapamadım. Ben sorunu duyamadım ama. Bir daha söyler misin? Şey yaptım. Ben dersimi yaptım. Hocama iyi yapıyorum dersimi. Güzel oluyor. Evet. Hocamla iyi şeyler yapıyoruz. Çok güzel. Ondan sonra onları yazacağız. Evet. Yazmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Zaten kendini de çok güzel ifade ediyorsun. Evet. Aferin sana. Peki sormak istediğin ne var? Ne sormak isterse? Siz ne yazıyorsunuz? Çok güzel sordu. Gördünüz mü? Süper. Siz ne yazıyorsunuz? Mesela şu an kitap okumanın faydalarıyla ilgili bir kitap yazıyorum. Kitap okumanın aile hayatını ne kadar geliştirebileceğini ve çocuklarla birlikte eğlenceli ne tür oyunlar oynayabilecekleriyle ilgili bir bölüm var. Böyle, evet, yaparız. Tamam. Anlamadım. Onu çıkışta imzalayacağım. Tamam. Başka soru var mı? Peki. Anlattıklarım anlaşılmış ki soru bile yok. Helal olsun size. Buyurun lütfen. Bir soru var orada. Evet.
Öncelikle hoş geldiniz. Hoş çok bulduk. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ben çok faydalı bilgiler verdiğinizi düşünüyorum. Çok sağ olun. Ben şöyle bir şey soracağım. Doktora için ikinci bir dil bilmemiz gerekiyor biliyorsunuz İngilizce. Ve ben üçüncü kez buna gireceğim. Bunun için özel bir tavsiyeniz var mı? Kitap okumak dışında ama. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Harika bir soru. Birçok kişinin yabancı dil öğrenmesiyle ilgili sorun yaşamasının temel sebebi, birinci sebebi kelime bilgisidir. Yeterince kelime bilgisine sahip değiliz. Birinci yaptığımız hata şu oluyor dil öğrenirken, çeviri mantığında düşünüyoruz. O dile göre düşünmeyi bilmiyoruz. Yani Türkçe kelimelerin karşısına İngilizce kelimeleri dizip direkt ezberlemeye çalışıyoruz. Beyin bu şekilde öğrenmiyor. Bu birinci hata. Öğrenmez. Başarılı da olamazsınız. Zaten yaşamışsınız. Bu kelimeleri hafızanızda tutabilmeniz için ikinci tavsiyem yazmak. Fakat nasıl yazmak? Onun tavsiyesi kıymetli sizin için. Birbirinden bağımsız 5 farklı kelimeyi ele alıp hayal ürünü olan cümleler kurmanız gerekiyor. Ancak o şekilde hatırlarsınız. Örnek veriyorum, farklı bir cümle olsun. Mesela pamuk şeker, buldozer ve küvet. Birbirinden bağımsız 3 tane kelime. Bir cümle kuracaksınız. Kuracağınız cümle mesela şu olabilir. Pamuk şeker mahallesi, küvet caddesi ve buldozer sokak. Direkt yerleşir. Başka kelimeler de hafızaya gelir. Hayal ürünü olan cümleler yazmanız ancak zihninizde kalıcı bir hale dönüştürür. Her gün 5 kelime yazma alışkanlığıyla başlarsanız bir ayda 150 kelime, 2 ayda 300 kelime öğrenirsiniz. Zaten o sınavı geçmeniz için 300 kelimeyi bilmeniz oldukça yeterli. O kelimelerin ne olduğu zaten çeşitli kitaplarda veriliyor. Hikayeler yazmanız gerekiyor ve sınava girerken, burası ilginç, başarılı olmak amacıyla girmemeniz gerekiyor. Sınava girerken o dili öğrenmek amacıyla çalışmanız gerekiyor. Diğer türlü zaten başarısınız. Kendi kendinize kanıtlamaya çalışmamanız gerekiyor. Özgüven sahibi olarak ben bunu çalıştım, öğrendim ve şimdi sadece kendimi test edeceğim. Zihniyetiyle girmeniz gerekiyor. Korku yükselirse kararsızlık artar. Kararsızlık artarsa hareketsizlik oluşur. En büyük sıkıntılarımızdan biridir korkularımız. Lütfen daha cesur olun. Yapacağınıza inanın. Kesinlikle yaparsınız. Bizim buradan Kayseri Fuarı programımız var. Orada da konuşmalarımız olacak. Ve Kayseri Fuarı'nın 10 gün boyunca sürüyor. Buraya 1,5 saat bir mesafeymiş. Her akşam düzenli eğitimlerimiz olacak. Özellikle öğrencilerimiz için geldik diyebiliriz. Sınav performans eğitimi adında eğitimler vereceğiz. Bu sınav performans eğitimlerinde öğrencilerin sınavda süreyi yetiştirme sorununu çözüyoruz. Paragraf sorularını tek okuyuşta anlamalarını öğretiyoruz ve çok özel bazı tekniklerle net sayılarını arttırmayı öğreteceğiz. Ayın 11'inden itibaren herhalde. 11'inin akşamından itibaren ayın 20'sine kadar her akşam düzenli eğitimlerimiz olacak bu konuyla ilgili. 3 saatlik süren bir eğitim olacak ve bu yöntemleri öğrenmek isteyen öğrenciler bizlere rahatlıkla ulaşabilecek. Şöyle bir üstünden hızlı bir şekilde geçecek olduğumuzda bu anlattıklarımızı. 1- Okuma alışkanlığı kazanabilmek için her gün 6 dakika kitap okuyun. Çünkü stres seviyeniz %67 düşer. 2, sadece 6 dakika, bir daha aynı şeyi söyleyeceğim, okuyun. Hem ailelerimiz hem çocuklarımız bu şekilde çok güzel başlar hikayeye. Lütfen yazılar yazın. Beyin resetlemenizin en güzel yolu. Bazen hayal ürünü olan hikayeler yazın. Bazen gerçek yaşadıklarınızı yazın. Kendinizdeki gizlenmiş o potansiyeli rahatlıkla görürsünüz. 3, lütfen oyun oynayın. Satranç gibi, Tangram gibi, Hanoi Kulesi gibi, Abalon gibi, satranç gibi böyle değişik değişik oyunlar var. Akıl zeka oyunları. Beyniniz kendisine gelir.
çok özgür olursunuz. Bütün problemleri çözecek yeteneklere dönüşürsünüz. Karma karışık problem diye bir şey kalmaz hayatınızda. Ve lütfen kitap okumayı bir ihtiyaç olarak görmeyin. Bir keyiftir. Keyiftir sadece. Ve şunu unutmayın. 5 dakikada 300 sayfa da okuyabilirsiniz. Bazen bir kitaptan bir cümle okuyabilirsiniz. Bir cümleyi lütfen küçümsemeyin. Bir kitabı lütfen küçümsemeyin. Hayatınızı değiştirecek bir cümle olabilir o. Bir kelime olabilir. O yüzden okumanın hazzını yaşayın ve lütfen çevrenize de bu 6 dakika tavsiyesini paylaşmaya unutmayın. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Merhabalar. Benim ismim Mehmet Öztürk. İbrahim Hocam'la beraber çalışıyoruz. Tüm anne babalardan çok özel bir ricamız var. Özellikle çocuklarımız okumaya başladığı o ilk anlarda şu cümleyi lütfen kurmayın. Tane tane oku yavrum, anlamazsan tekrar okursun yavrum. Çok rica ediyoruz böyle bir cümle kurmayın. Çünkü bunu kurduğumuzda birkaç tane bunun yansıması var. Bir tanesi anlamamak diye bir şey varmış, onu öğretmiş oluyorsunuz. Halbuki öyle bir şey yok. Okuruz ve anlarız. İkincisi tane tane oku diyerek yavaş okumayı öğretiyoruz. Halbuki bugünün yeni nesil sınav sisteminde süreyi yetiştirebilmek için dakikada en az 300 kelime okumak gerekiyor. Biraz önce İbrahim hocamızın bahsettiği sınav performans eğitimi aslında buradan yola çıktı. Öğrenciler hep şunu söylüyorlar, sorular kolaydı ama işte bir 15 dakika daha olsaydı. Bunun sebebine geriye doğru gidip baktığımızda evet çok iyi niyetle çocuklarımıza söylediğimiz o muhteşem cümle tane tane oku, anlamazsan tekrar okursun. Lütfen bunu söylemeyelim. Çocuk okusun, anlar. Onun hızına biz müdahale etmeyelim. O zaten zaman içerisinde normal akışını bulacaktır. Aldığı ekstra eğitimlerle de burada dakikada 38 bin kelime okuyan bir kişi var karşınızda. Bizim bazı öğrencilerimiz 20 bin kelimelere, 5 bin kelimelere çıktı. Sınavlarda da hayırlıyla çok üstün başarılar elde ediyorlar. Öğrencilerimiz içerisinde Sorbonne Üniversitesi'ne giden, Harvard Üniversitesi'ne giden öğrencilerimiz var. Türkiye'deki bütün o büyük üniversitelere onlarca öğrenci soktuk. İlk başlangıçta geldiklerinde hep aynı hikayeyi duyduk. Tane tane oku yavrum, anlamazsan tekrar okursun. Hepimiz anlıyoruz, hepimiz anlayabiliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ne yapılmaması gerektiğini de öğrenmiş olduk. Tekrardan iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Size bir hediyemiz olacak. Hediyelerini takdim etmek üzere Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Tarık Çelik Beyefendi'yi arz ediyorum.